Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Elif Şafak'tan bahsedeceğim. Elif Şafak kimdir? Elif Şafak 25 Ekim 1971'de Strasbourg'da doğan Türk yazardır. İlk romanı Pinhan'ın yayınladığı 1997'den beri eserler vermekte olan yazar, 2009'da yayınlanan Aşk adlı romanıyla Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eserinin yazarı ünvanına sahip olmuştur. Ayrıca kitapları 30'dan fazla dile çevrilmiştir. Forbes dergisine göre Türkiye'nin en çok kazanan yazarıdır. Yaşam öyküsüne bakacak olursak 25 Ekim 1971 günü babasının o sırada doktora yapmakta olduğu Strasbourg'da dünyaya geldi. Babası sosyal psikolog ve akademisyen Nuri Bilgin, annesi diplomat Şafak Ataymandır. Doğumundan kısa süre sonra anne ve babası ayrıldı, annesi tarafından büyütüldü. Soyad olarak annesinin adını kullandı. Ortaokulu annesinin görev yaptığı Madrid'de okudu. Bir süre Amman'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye geldi. Liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Şafak daha sonra ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede kadın çalışmaları bölümünde yaptı. Bektaşi ve Mevlevi düşüncesinde döngüsel evren ve kadınsalık anlayışı üzerine master tezinin ardından ODTÜ siyaset biliminde doktorasını tamamladı. Doktora tezi Türk modernleşmesinin kadın prototipleri ve marjinaliteye tamir sınırları başlığını taşıyordu. Elif Şafak'ın İslamiyet, Kadın ve e, Misizm hakkındaki yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler Derneği tarafından ödüllendirildi. Yüksek lisans çalışması sırasında Kem Gözleri Anadolu e, gözleri Anadolu e, 94 yılında e, öykü kitabını çıkardı ve ilk romanı Pinhan'ı 97 yılında yayınladı. Bu eserle Kombasan Vakfı tarafından verilen 98 Mevlana Büyük Ödülünü kazandı. Doktorasının ardından İstanbul'a taşındı ve Şehrin Aynalarını yazdı 99 yılında. Bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Türkiye ve Kültürel Kimlikler Kadın ve Edebiyat konularında ders, dersler verdi. 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülünü kazanan Mahrem Romanı ile Geniş Okur Kesimi tarafından tanındı. Bunu iki yıl arayla yayınlanan Bitpalas ve İngilizce olarak yazdığı Araf 2004 yılında çıktı. Sanatçılara verilen bir bursla doktora sonrası çalışması için ABD'ye giden Şafak çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir. 2003-2004 akademik yılı boyunca Michigan Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak bulundu ve ders verdi. Ardından Arizona Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Edebiyat ve sürgün, bellek ve politika, Müslüman dünyada cinsellik ve toplumsal cinsiyet konulu dersler veren Şafak, 2004 yılında 5 yazarın Muratan Mugan, Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil Oker, Pınar Kür, Ortak kaleme aldığı bir roman projesinde yer aldı ve bu roman Beş Peşe adıyla yayınlandı. Elif Şafak 2005-2009 senelerinde zamanda yazarlık yaptı. 2005'te Mecezir adlı kitabında kadın kimlik kültürel bölümüne dil ve edebiyat hakkında yazılarını bir araya getirdi. Aynı yıl Referans Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık ile Berlin'de evlendi. 2006'da yayınlanan Baba ve Piç adlı romanını İngilizce olarak kaleme aldı. Türk-Ermeni ilişkilerini inceleyen bu roman nedeniyle hakkında Türklüğe hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılsa da suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. Aynı yıl Şehrazet Zelda isimli kızı dünyaya geldi. Doğum sonrası yaşadığı depresyonu İngilizce olarak kaleme aldığı Siyah Süt adlı otobiyografik romanda anlattı. İki yıl sonra oğlu Emir Zahire dünyaya getirerek ikinci kez anne oldu. 2009 yılının Mart ayında yayınlanan Aşk isimli roman Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eseri ünvanına sahip olmuştur. Aynı yılın sonunda 8 romanı ve ilk deneme kitabı Meccezi'den seçilmiş paragrafları bir araya getirdiği Kağıt Elva adlı kitabını yayınladı. 2010 Kasım ayında Firar Peres adlı deneme türündeki ikinci eseri piyasaya çıktı. Eserin içindeki ilitrasyonlar Melkre Perker'a e aittir. Sonraki yıl Doğan Kitap'tan İskender isimli eseri piyasaya çıkmıştır. Kitabın kapak resminde makyajla erkek haline gelen Elif Şefan kendi fotoğrafı vardır. Yazar Türkiye'de çeşitli günlük ve aylık yayınlarda yazmaya devam etmektedir. 1 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Habertürk gazetesinde ve aynı gazetenin HT Pazar adlı ekinde yazılarını yayınlamıştır. Bu gazetede yayınlanan deneme türündeki yazılarından oluşan bir seçki, M.K. Perkül illüstrasyonları ile birlikte 2012 yılında Şemspare adıyla yayınlandı. Mimar Sinan'ın yanında çırak olan Cihan adında bir Hint gözünden Osmanlı'yı anlattığı romanı Ustam ve Ben 2013 yılında yayınlandı. Şafak Ekim 2017'de bir biseksüel olduğunu açıkladı. Kitapları Kem Gözlere, Anadolu, Pinhan, Şehrin Aynaları, Mahrem, Bitbalas, Araf, Beşpeşe, Mecezir, Baba ve Piç, Siyah Süt, Aşk, Kağıt Elva, Firar Perez, İskender, Şemsbare, Ustam ve Ben, Havanın Üç Kızı, 10 Dakika 38 Saniye en son iki kitabıdır. Ödülleri çok sayıda ödülleri vardır. Birinci ödülünden bahsedeceğim. 1.7 milyon takipçiyle aktif sosyal medya deni, etkinliği en son Pinhan Mevlana Büyük ödülünü almıştır. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerin 98 yılında almıştır bu ödülünü. Bu videomda sizlere yazar Elif Şafak'tan bahsettim. Kendisi şu anda Londra'da yaşamaktadır. Çok gezmiştir. Şimdi yazar olabilmek için ya da e medya işlerini yapabilmek için bir kere çok yer gezmenin çok avantajı var. Elif Şafak'ın da yazmasını ben e, çok yer, çocukluğundan itibaren çok yer gezmesine görmesine yoruyorum. Çünkü yazar olan kişi iyi gözlemcidir. Genelde öğretmenler yazardır bu arada. Ben size onu da söyleyeyim. Mesela J.K. Rowling Harry Potter'ı yazan, e, Daniel Radcl e, Daniel pardon. Daniel Brown e, Da Vinci şifresini yazan, e, bir de Stephen King. Bunlar İngilizce öğretmenidir. Hep öğretmenlerden çıkar. Niye? Çünkü öğretmenlerin vakti vardır. E, öğleden sonra da kendi işlerine bakarlar ve yazı yazarlar genelde. E, i̇çindekilerini dökerler. Yazmak da içindekilerini dökmek demektir. İnsan yazı yazdıkça ve resim yaptıkça ya da yürüdükçe rahatlar. Bunlar aslında birer meditasyondur. Elif Şafak'ın e, yazmasını ben çok yer görmesine, çok farklı ülkelerde bulunmasına bağlıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, Elif Şafak babasından, annesinden dolayı çok farklı yerlerde bulunmuş. Bu da şans aslında. Şans. Tabii ki bu şansı iyi değerlendirenlere şanstır. Evet sevgili arkadaşlarım, bu videomda sizlere Elif Şafak'tan bahsettim. YouTube kanalıma abone olmayı, yeni videolara beğeni yapmayı unutmayınız. Abone olun ki ben de sizler için yeni videolar üreteyim. Hoşçakalınız.